Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. The Universe'imle karşınızdayım. Universe'imde efendim en son geçtiğimiz bölümlerde taş çağına doğru geçiş yapmak üzereydik. Daha doğrusu taş çağından orta çağa geçiş yapmak üzereydik. Elektriğin bulunmasıyla beraber muhtemelen artık orta çağa geçiş yapacağız ve orta çağda medeniyetimiz yeni bir hal alacak. Şimdi öncelikle bizim suyla alakalı bir sıkıntımız yoktu diye umut ediyorum. Çünkü baya baya su rezervuarı yaptım ve kışları göl donduğu için suyla alakalı sorun ileride çok daha fazla artabiliyor. Yemekle alakalı mı sorunum vardı onu hatırlayamıyorum. Bir sıkıntımız vardı ama sıkıntının ne olduğunu bilmesem de bir sıkıntımız vardı. İnsanların inanma düzeyi baya baya azalmıştı. Sanırım bizim merhametsiz bir süper güç olarak görüyorlardı. Buralara falan bir mezarlık yaptık, tamir alanı yaptık. Bununla beraber yeni bir cam atölyesi inşasına başlamışız. Camın varlığı ne işe yarayacaktı hatırlamıyorum tabii ki. Buraları tamir edecek yeri yapmış mıydık? Ama burada da su rezervuarı var. Herhalde rahat çalışsınlar diye yaptık. Evet, buraları tamir edecek mühendisi yaptık. Hatta dünyanın dört bir yanında mühendislerimiz var. Şöyle birazcık yan çevirsem de bir iki tarla daha atsam acaba çok mu abes olur? Ve su çekimini mi hızlı beceremiyoruz yoksa suyu mu depolayamıyoruz onu henüz tam algılayamadım. Burada bir tane balıkçım var. Şuraya yapacak bir şey yok. Burada yer altına iniş var. Yer altına inip kaynaklar falan çıkarıyorduk ama pek sağlıklı bir şekilde geri dönemiyorduk. Oğuz abim hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Sevgili Kaspa hoş geldin. Merhabalar. İyi yayınlar dileğin için çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Hoş geldin. Buraya da bir mezarlık yapmışız. Mezarlıkla beraber illaki bir tamirhane yapmışızdır öyle değil mi? Su rezervuarı. Rezervuarı kendileri mi yapıyor ben mi yapıyordum onu çok hatırlayamadım ya. Deniz çok teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileğin için. Hoş geldin. Merhabalar. Keyifler yerindedir umarım. İhtiyarlık nedeniyle insanlar yavaştan vefat edebiliyor. Peki. Bizim bu... burası sığınak. Ne olur ne olmaz bir sorun olursa diye. Mühendislik binası. Ha, şurada da bir mühendislik binası varmış ve buranın sonuna kadar kapsıyor. Okey. Abi şuralara mühendislik binasının alanına girecek şekilde ve mezarlığın alanına girecek şekilde iki tane daha tarla yapmak istiyorum. Ne olur ne olmaz ileride yiyecek kıtlığı yaşamayalım. Şöyle çevirir misin? Bir tanesini buraya yapmak istiyorum. Bir diğerini de şuraya yapmak istiyorum. Herhalde sığıyor. Birazcık yolun üzerine falan koyduk ama. Ambarlarımız dolu mu? Neredeyse full dolu. Hey yavrum hey be. Lan bu kadar doluluk. Hayırdır inşallah. O zaman şuraya bir depolama alanı daha yapıyorum ben. Bu çölün bu kısmı bayağı müsait. Çöllere kadar yerleşiyoruz hocam. Buraya sen bana bir warehouse daha yap. Şöyle dibimize bir yere. Su konusunda sorun yaşamamalıyım bence. Ve enerji araştırmamız tamamlandı. Biz bir yerde elektriğe geçiyorsak da nerede olduğunu bilmiyorum. Feyfo hoş geldin. Teşekkür ederim. Abi kesinlikle henüz uzay çağı falan yok. Fire Station, itfaiye istasyonu. Aa. Sığınak yaptık bir tane. Sığınağımız var. Avcı kulübemiz var. Watchtower'ımız var. Fire Station. Tam şuraya. Umarım yeterli gelir. O kadar fazla inşa işi var ki büyük ihtimalle uğraşıyorlar şu anda. İnsanların mutluluğu çok yüksek düzeyde. Harika. Suç oranı çok düşük. Çok iyi gidiyoruz. Peki yakında bir tane daha medeniyet vardı. Ateş ulusu. Kendine tanrı olarak ilan eden bir manyak vardı orada. Onunla aramız nasıl?
21 dakika boyu trade yapamıyorsun. Sağlık olsun. Şuralara yeni evler, yeni yerler yapılmış. Yavaştan kış geliyor. Esasında buradan da su çekebilirim. Baksanıza. Buraya kadar uzanmışız zaten. Burada, şuralarda göl buz tutmuş. Burada göl buz tuttu mu peki? Abi bir şey söyleyeyim mi? Burada göl buz tutmuyor. Garip bir şekilde. Ya bir şey diyeceğim. Yanma ihtimali falan yoktur bu arada. Suyun içerisinde nasıl yanacak bu ya? Payha, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Sular komple dondu. Burada dondu o zaman ya. Burada dondu. Donmayan bir su kaynağı var mı? Resmen buzul çağı gelmiş gibi arkadaş. Şuralara baksana yani. Donmayan bir su kaynağı mümkün değil. Yavaş yavaş donuyor hepsi. Oğlum çok tatlı yapmışlar lan. İnsanlar ölüyor bu arada. Kenardaki bildirimin sebebi o. Burada buz kaplanıyor. Burada buz kaplanıyor. Yani ister istemez o su deposunu yapmak zorundayız da. Saklanmış su bir an evvel bitecek mi? Biz daha hava şartlarıyla şey yapmayı öğrenemedik ki. Cam yapmayı falan öğreniyorduk ilerisi için. Cam niçin gerekiyordu hatırlamıyorum. Uzayla alakalı falan bir şey yoktu. Gas plant suyu ve havayı kirletiyor. Evet, gas plant için bu lazımdı galiba. Enerji namına bir şey kullanabiliyor muyum burada? Yemekhanemiz var. Yemekhanelerin sayısı o kadar az ki bu arada. Bir tane yemekhane var bak 150 kişiye. Aynen 156 kişiye. Tabi bunlardan sadece 104'ü inanıyor. Gaz madeni, taş mayını, petrol çıkarma. Hocam petrol için erken değil mi ya daha taş devrinden? Taş devrinden petrol çıkar mı ya? Biraz erken sanki, biraz. Azıcık daha sabırlı olun canım. Şimdi susuzluktan ve açlıktan ölmeden bir kışı daha atlatabilirsek ki artık ölürsek de kalan sağlar bizimdir. Şöyle yapabiliriz bu arada daha hızlı gelişebilmek adına. İlerleyen zamanlarda yalnız üzerimize ateş topu falan gönderirlerse çok büyük sıkıntı olur ama mevsim değiştirip kıştan bir an evvel kurtulabiliriz. Ki zorda kalırsak öyle yapalım. Zorda kalırsak mevsim değiştirelim. Şimdilik burası bekleyebilir. Gücü telekinesiye alalım, telekinesi de kalsın. Evet, buradaki su pompası da donmuş vaziyette. Ya depoladığımız su ve yemek idare edebildiği yere kadar idare etsin de sonrasına bakarız. Daha hala ilkel çağdayız ama bizim taş çağına geçmiş olmamız gerekmiyor muydu? Sanırım taş çağına geçişi şunu araştırdıktan sonra yapabileceğiz öyle değil mi? Yuvarlak şartlarda pompanın çıkış gücünü arttırıyor. Ama bekle 50 puanım varsa ben nuggetlara upgrade alırım. Ayakkabı hızını arttırması için. Dayanıklılık, ayakkabı. Bunlar alınır. Şunlar zaten alınmış. Şu zaten alınmış.
%15 daha dayanıklı olmalarını sağlayıp %5 daha hareket hızı veririm bizimkilere. Doğuştan gelen güzel bir şey olur bence. Yani kullanırlar. 20 dakika mı sürüyor bu araştırma? Vay vay vay. Bu mevsimin ne kadar süreceğini nasıl anlıyorum acaba? Gece gündüz döngüsü. Alarmlar, bildirimleri falan açıp kapatabiliyor muyum bilmiyorum. Ne kadar sürecek bu? Gaz madenlerinde yeterince gaz üretiliyor. Aa, burada da cam üretiliyor. Tamam. Cam tamam. Gaz tamam. Yakıt bulamıyoruz tabii ki ama. Buradaki ambardan da yemek tedarik ediliyor galiba. Aynen, buradan yemek tedarik ediliyor şu an. Oo, bizim bir yemekle alakalı sorunumuz olabilir ya. Biraz yağmur yağması kesinlikle işimize gelir. Demir madeni kurmak lazım galiba. Bizim bir demir madenimiz var mı? O ben buralardaki demiri yemiş bitirmişim. Ama şuralarda baksana 300 birime kadar var diyor. 313, 345, 350, 400, 780, 900, 1000. Hacı şuraya şunu kur, tamam mı? Sırf bunun için buraya bir itfaiye istasyonu kurarım. Şöyle komple buradaki base'i kaplayacak ve onu kaplayacak şekilde. Şuraya bir itfaiye istasyonu kurup hemen bu kenara mühendisleri kurarım. Mezarlık zaten bu kenara komple etki ediyor. Tamam. Aa, 1000 birim demir var abi orada. Oradaki demiri alsınlar ya. Kadir Çelik 11. ayında. Aleykümselam. Kadir hoş geldin. Merhabalar. Sevgili The Murky. Aleykümselam. Hoş geldin. Merhabalar. Evet bak, hava yavaştan ısındı. Tekrardan su çıkarmaya başladık. Depoladığımız suyun miktarını arttırıyoruz. Yemekle alakalı sorunumuz var. Gördüğüm kadarıyla artık bizim bol bol yemeğe yönelmemiz lazım. Sığır çiftliği için evcilleştirme araştırması lazım galiba. Sığır çiftliğini ben nasıl açacağım? Avcılara Tatarya'yı falan veriyorum böyle. Avcılığı arttırıyorum. Balık temizleme, su çarkları artıyor. Depoyu Orta Çağ Akademisi'ne kadar yükseltiyorsun. Devlet kuruluyor burada. Ey yavrum ey. Ben bir sığır çiftliği yapamadık mı ya? Teleskobik zıbıdık. Yok abi, kereste fabrikası falan kuruluyor da. Bakar körüm galiba. Ben sığır çiftliğini göremedim. Yo, sığır çiftliği modern çağa doğru geliyor. Ha, buraya doğru ilerleyeceğiz. Colgate, aleyküm selam. Hoş geldin, merhabalar. Harbiden Abi bir takvimi keşfedin. Askeri kışlalar falan yapmaya başlayalım. Tamam, demek ki yemek olayını sığırlarla halledemeyeceğiz. Burada anladığım kadarıyla sığırlarla halletmelik bir şey yok. O zaman buralara da bulduğum yerlere çiftlik atacağım. Burası zaten otlak alan. Şöyle karşılıklı çiftlik.
Şuraya da bir çiftlik. Bir tane de depo istiyorum. Tamam. Aleykümselam, no name, hoş geldin. Şimdi agalar, iki çiftlik geliyor burada nüfusu beklemek için. Depo geliyor. Peki şey yapabilir miyim mesela? Buraları kutsal toprak olarak ilan edebiliyorduk galiba bir yerde. Ağaçlandırma kolay. Mevsim geçişi, hız, meteor çarpması, elektrik. Külçelerinizin yaşaması için zemini kutsayın. Buraların kutsanmış olması bir anlam ifade ediyor mu bilmiyorum da. Puanı boşa harcadık galiba. Kutlamalar yapılıyor. İnsanlar mutlu. Şimdi burada bir oynama yapılıyor anladığım kadarıyla. Şu anda adamlar bizden bir şeyler demand ediyor, bir şeyler istiyor. Şu yandakiler var ya, haraç istiyor bizden. Yönetimin kararı reddetmek üzerine şu an. 177 vatandaştan 54'ü oy verdi, 56'sı oy verdi. Kabul etmek ve reddetmek üzerine gelip gidiyorlar. Sanırım böyle silahlanıp falan mı gelecekler üzerimize, ne yapacaklar bilmiyorum ama biz daha kalabalığız ya. Aleykümselam. Ey ahali, karar verdiniz mi? Karar kabul etmek yönünde. Bayağı bir bizimkiler bunlardan niye tırsıyorsa. Ama orta çağ araştırmasına doğru gidiyorum ya. Bizimkiler biraz beklese aslında bir mızrakları falan kuşanıp bineceğim tepelerine de. Çiftlik miktarını bayağı bayağı arttırdım dostlar. Hadi su neyse de yemek yetmiyordu. Seçimler. Bu araştırma hızını düşürüyor ama bu geçerse tahta inanç artıyor. Kimse de oy vermemiş lan gidip. Ah be abi. Okul zamanını kısaltıp yaralanma ihtimalini arttırıyor bu. Bunu seçmeyin. Bu kim güvenlik kuralları? %15 yaralanma ihtimalini azaltıyor. Bunu seçin bunu. Evet, 2 dakika içerisinde bir karar vermem gerekiyor galiba. Ya da kararı bizimkilere mi bırakabiliyorum? Bilmiyorum ki.
Kabul etmek ya da reddetmek için puan vermem lazım. Yoksa karar adamlara mı kalıyor anlamadım ki. Oğlum ayı gibi taş ve odun istiyorlar da. Şimdi dürüst olalım, bizde taş fazla. Ne yapacağız? 224 tane, 244 tane taş istiyorlar. Vermek istiyorlarsa versinler ya, ne diyeyim. Dur bakalım, herhalde onlar kendileri karar verecek. Ben bunlara pek etki edemediğimi düşünüyorum şu an ama. Bu arada birçok upgrade yaptım. Artık orta çağda olmamız lazım. Orta çağda mıyız, değil miyiz? Anlayamıyorum ki. Herhalde evler, binalar falan upgrade aldığında anlarız anca. Buradan demirciye. Buradan hidrolojiye. Demirciye, demircilikten hızlı balık tutma, avlanma ve odun kesme konusunda upgrade. Bir de gidersek defansif tower yapımına. Gidemedik defansif tower yapımına. Aa, ben demanda kabul etsinler diye dünya kadar şeyi bastım galiba. Sıfır gözüküyordu ama orada bug'a girdi sanırım. Ben puanları o yana bu yana, o yana bu yana çevirirken boşa mı harcadım? Galiba verdik adamlara ya. Emin değilim ama bizim medeniyet çatır çutur haraç veriyor. Puan neden gitti bilmiyorum ki Umut ya. Herhalde sağ sol sağ sol yaparken birader şu bakış açısını değiştirir misin? Güvenlik kuralları çok iyi. Buradaki köyle ilişkimiz tarafsız. Kral, ben size taş veren bak. Ben size 20 tane taş hediye edeyim. Şunlarla bir dost olalım artık ya. Kafamızın üstüne meteor atıp duruyorlar. Onlar meteor atmadan biz işi tamamlayalım. İnşaatlar tamamlandı herhalde. Şeyi falan tamamladılar ya, bizim demirciyi. Buraya ne yapılıyor? Ev yapılıyor. Her yere ev yapıyorlar. Oo, yerleşim yeri taş çağına geçti ve buranın elektriğe mi ihtiyacı var? Kanka ben elektriği nereden bulayım? Oha, bu nasıl bir yapılaşma? Taş çağının etkileri hocam. Şimdi elektriği nereden üretiyorum ben? Pil. Gaz plant. Gaz plantim var. Gaz plantinden çıkan gazlarla mı elektrik üretiyorum ben? Elektrik tüketimi 3 de elektrik 0 kral. Ha, bizim cama şeyden dolayı ihtiyacımız vardı. Pil yapabilmek için. Elektrik nasıl sağlanacak abi? İlla ben bir yere pil kurmuşumdur. Pil var burada. Mevzu pil mevzusu değil. Mevzu elektriği üretme mevzusu. Elektrik parası. Nasıl üreteceğiz lan elektriği? Gaz madeni yaptık. Taş madeninden taşa falan da ihtiyacım yok. İnsanların mutlu olması bize daha çok inanmalarını sağlamış da. Beyler, pile yıldırım mı atayım, ne yapayım? Bekleyin, elektrik geliyor oğlum. Vallahi pile yıldırım atarak elektrik doldurdum adamlara. Alın kullanın lan oğlum, korkmayın lan. Lan bataryayı şarj ettim lan. Birader adamlara elektriği ben veriyorum ya. Böyle bir hizmet yok. Böyle bir hizmet yok bak. Hiçbir yerde böyle bir hizmet yok kanka. Evleri güzel geliştirmişler. Tabii şu an gıcırdadığına bakmayın. İçeride faaliyet var muhtemelen de. Taş çağına abi, orta çağa elektrikle girdik. Biz aslında orta çağdayız da bence elektrik orta çağda bulunmadı ya.
Elektrik ne zaman bulundu lan? Elektrik ne zaman bulundu? 1752 senesi diyor. Daha var. Benjamin Franklin yapmış olduğu deney sonucu elektriği keşfetmiştir diyebiliriz diyor. Ne kadar doğru bilmem. Elektrik parası. Aa, gece gece elektrik kullanıyorlar harbiden. Tüketim eksi 8. Bize bir batarya yetmez. E ben ne yapacağım? Aldığım bütün her şeyi yıldırıma mı vereceğim? Ya bu gaz madeninden çıkardığımız gazlar elektrik için kullanılmaz mı hoca? Şimdi bak kaynak yönetimi var. Petrol, taş mayın, gaz madeni. Dediğim gibi gaz madenimiz var. Buradan çıkan gazları elektriğe çevireceğiz. Bence bunun bir otomasyonu şeyi vardır abi. Otomasyon olmadan olmaz yani. İmalattan işte cam yapımı, ahşap rafinerisi, taş rafinerisi bunlar var. Elektrik üreten fabrika mı lazım? Bunlar da devre kartı üretiyor. Devre kartı, plastik fabrikası. Kışla üretme. Tank hangarı. İleride tank mı üretiyor? Ha, tank üreteyim de birbirinizi dürtün değil mi? Biz gerçi yanındaki kabileye haraç verip duruyoruz. Üretilen güç sıfır, tüketilen full. Üretimi ben yapıyorum. Buradan bir yerden mi acaba? Okul. Town Hall, şehir merkezi. Keşif kampı, garaj. Atları park edecek herhalde. Köprü. Clone Center, havalimanı. Modern çağda açılan bir şey. Biz bu arada adamlara haraçlarını vermişiz. Kardeşim kendimden utanıyorum ama ne yapayım? İyi ilişkiler içerisindeyiz. Aa, iyi ilişki içinde olduğundan galiba güç kalkanını devreye sokmuyorlar diyecektim. Sokuyorlarmış. Oğlum o güç kalkanını bir kapatın, ben sizin kafanıza ne meteorlar atacağım var ya. O kalkanı kapatmalarını bekliyorum hocam. Kapatsınlar. Onların kafasına bineceğim ben. Su iyi, yemek iyi. Dediğim gibi bir elektriği eliminen dayı eliminen diyerek hallediyoruz. Geri kalan her şey iyi. Demiri geliyor, şeyi geliyor. Biraz bazı yerleri ağaçlandırmak lazım diye düşünüyorum. Ama odun bulunur ya. Durum ne hocam? Kirlilik yok. Atmosfer temiz. Ağaçlar temiz. Aha da demirci araştırması yapıldı. Bence gaz plant elektrik üretecek. Kaynaklardan kurduğum şeyle gaz madeniyle gaz plant bir değil abi. Elektriği gaz plant üretecek. Ama bu da var ya, müthiş bir kirlilik yayar ya. Ve yangın ihtimali varmış bunun. Vahşi hayvanlar geliyor. Abi yapacak hiçbir şeyim yok onlara şu an. Şuraya bir yere kurabilir miyim? Buraya kurarsam çiftlik etkilenir. Şurada itfaiye istasyonuyla şeyin tam dibine.
Vallahi vahşi hayvan saldırılarını yapabilecek bir şeyim yok. Hele hele buralarda yapabilecek hiçbir şeyim yok. Nanamo'yu da biçmişler. Lan yeter. Avlayın şunları, hiç avcı yok mu? Adamlar köye indi. Kardeşim kaç tanesini katlettiniz öyle ya? Halkı törpülediler resmen. Evet, elektriği kapadık. Ben bunun böyle bir sonucu olacağını tahmin etmiyordum da tabii gelen bildirimleri gördünüz mü ya? Tıkı 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 tıkı. Bananım, görüşürüz balım, dikkat et kendine. Doğanın güzellikleri için agalar kutlama yapmak istiyormuş. Bu yüzden elektriği kapamak istiyorlarmış. Biz de elektriği kapadık. Pek hoş olmadı tabii. Şu gaz plantının da bir inşası tamamlanmalı. Neyse, 3 dakika içinde gelecek elektrik ya. Çok da bir dert etmeye gerek yok. Kışla yapımına doğru gideceğim. Balıkçılıkta falan da ilerledik. Pompaların su çıkış gücünü falan arttırabilirim. Orta çağ su pompası. Buradan da şeye kuryeler mi? Oo. Kuryelerden de organize depolara falan gidebiliyorum. Herhalde kuryeler daha fazla malzeme taşımayı falan sağlayacak. Okey. Bu pil bize yetmeyebilir bu arada. Biz ne olur ne olmaz şuraya birkaç pil daha yapalım. Şöyle yakın çevreye yapıyorum pilleri ki meteor falan geldiğinde rahat bir şekilde orayı koruyabileyim. Buraya koruma bariyeri açarız. Olur biter. Şuradaki pillere yüksek öncelik ver. Buralara bir iki tane yıldırım çakarız. Şuradaki town hall da yıkılmasa çok çok iyi olur bu arada. Tamam hocam, siz binalarınızı yapa durun. Biraz fazla ürüyorlar sanki. Yemek güzel, su güzel. Bu suların daha fazla çıkmasını ve rezervuarda daha fazla depolanmasını sağlayabiliriz de daha fazla depolanmış sudan hiçbir zaman zarar geleceğini düşünmüyorum. Bak tam şu araya bir yere bir şey kurabiliriz. Su rezervuarı. Ondan sonra bak buralarda da su rezervuarı varmış. Şuraya bir su rezervuarı kurabiliriz. Balıkçıları yükseltebiliriz. Tam 20 saniye içerisinde de güç geri gelecek. Abi gelsin de şu çocuklar artık bir teknolojinin tadını çıkarsın ya, elektriğin tadını çıkarsın. Elektrik tüketimi -24. Elektrik üretimi var mı? Henüz yok. Şuranın tamamlanması gerekiyor, gaz plantın. Şuradaki gazları yakmazsak elektrik doğru düzgün gelmeyecek. Ne yapıyorsunuz den?
Tamam. Elektrik rafinerileri kuruldu. Şuradaki gaz plant'ın bitmesi gerekiyor bizim tam anlamıyla halka otomatik elektrik sağlayabilmek için. Balıkçı kulübelerine upgrade verildi. Yok dostum, hiç RDR2 oynamadım. Yerleşim çökmeye hazır derken buradaki bina ve su rezervuarı. Burada şey yok mu ya? Şimdilik elle tamir ederiz de. Ulan şu yazıtın dibine kadar yerleştiniz mi? Abi bir de itfaiye istasyonu. Tamam. Şimdi gençleştirme çakacağız buraya. Biz elle iyileştirdik, geri kalan zamanda kendisi iyileşecek. Hala bitmedi mi gaz plant ya? Tamam, gaz plant bitti. Gaz plant'in bitmesiyle okumuş adamların buraya atanması gerekiyor. Ve artık medeniyet hala elektrik üretemiyor. Ne yapacak oğlum bu yakıtı? Yakıp mı elektrik üretecek? Yakıt yakmaya mı başlaması lazım önce? İşte gaz var burada. Aynen. Bak gaz taşıyor. Gazın yanmasıyla da 220 birim elektrik üretiliyor. Oo. Hey maşallah. İyi ki şehrin dışına kurmuşuz da tarlaların yakın olması... Aa tamam, tarla değilmiş onlar, mezarlıkmış. Gerçi dibinde de tarla varmış. Tarlaların yakın olması çok hoş olmadı galiba, değil mi? Tamam, gaz yakarak kendi enerjimizi, kendi elektriğimizi üretiyoruz artık. Ki elektrik tüketimi o kadar da büyük problem değil. 3 koca yer var. Burada elektriği depolayabilecekleri. Ama yani elektrik nasıl depolanacak da depolama alanlarına götürülecek bilmiyorum. Şu an mesela 220 birimlik bir enerji var. Bu 220 birimlik enerjiyi nasıl taşıyacaklar ellerinde? Ellerinde mi taşıyacaklar? Ne yapacaklar? Otomatik dolacak olabilir. Umarım piller otomatik doluyordur. Evet, piller otomatik doluyor. Güzel. Yan taraftaki en geriye kurulan yerleşim yerimize bile, en ücra köşeye bir mühendis binası ve fire station atadık. Okey. Baya baya iyi gidiyoruz. Aa, taş çağına geçtiğim için başka bir uzaylı da geldi. Odun veriyor, taş maş veriyor. Şunun maliyeti ne? Bir çekirge sürüsü. Oha. 19 odun verecek ama çekirge sürüsü mü verecek bana karşılığında? Birader bu uzaylılarla pazarlığa oturulmaz ha.
Mustafa hoş geldin. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Tamam. Kötü ağaçlara geri dönmek için bir kereste fabrikası yerleştirin. Abi yerleştirem de. Nereye yerleştirdiğimin bir önemi var mı? Kereste fabrikası. Öyle bir girdi ki konuya. Çok uzun zamandır hasımlarımız bizi ezdi. Artık sıra bizde, lütfen bize yardım edin diye. Dedim herhalde büyük bir mevzu var. Hocam kereste fabrikası buradan müdahale ediyor mu ormana? Ağaçlık başka bir yer, bilmiyorum çünkü. Allah Allah. Oğlum şura... Aa bak, bu karşısı tam biçilmiş kaftan. Şükür. Ne kadar büyük bir alan istedi ya. Buraya öncelik verin lütfen. 7 dakikanız kalmış çünkü. Oraya öncelik versinler. O bölgeyi bir inşa etsinler. Sonrasında yavaştan biz de videonun sonuna gelelim dostlar. Taş devrindeki medeniyetimiz orta çağa başarılı bir şekilde giriş yaptı ve bütün upgrade'lenen binalarıyla, evleriyle, elektriği kullanmalarıyla ortalık bir güzel karıştı. Ne yapayım hocam? Ağaçları nasıl yok edeyim? Telekinesi. Adamı da aldım hortumla. Opsi. Oldu mu? Al oğlum, işte bazı ağaçlar yok oldu. Ya yangın çıkarsam sorun, elektrik çarpsam sorun. Yangın çıkarsam evi nasıl koruyacağım? Ha tamam, okey, saydı. Az daha yangın çıkarmak zorunda kalacaktım. Tamam mısın? Tatmin oldun mu? Mutlu oldun mu? Kişiden 110'u zaten inançlı. Avcı kulübesine bir upgrade lütfen. Watchtower'a bir upgrade lütfen. Yeraltının derinliklerine daha çok adam yollamadım. Henüz herkes kereste fabrikasının inşasıyla uğraşıyor. Peki. Worldbox efendim, sevgili Mutax, buna benzer bir oyun. Worldbox olabilir. Smiland olabilir. İkisi de hoşuna gidebilir diye düşünüyorum. Gene ne var lan? İmparatorluk bizden 78 tane yemek istiyor. İmparatorluk neresi la? 30 kişiler, biz 200 kişiyiz ya. Onlar nereye kurulmuş hacı abi? Ateş ulusu var, bunları tanıyorum. Bunlarla aramız iyi.
İsimlerini değiştiremiyorum galiba. Değiştirebilsem çünkü götoşlar yapacaktım. Ha, buraya ayrı bir krallık daha kurulmuş. İmperyumlar. Birader, bizim kışlamışla basıp asker çağına geçmemizin zamanı geldi. Yani götü boklu kabilelerden ayar yiyoruz. Bu benim zoruma gidiyor. Evet efendim, şöyle yapalım. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım sevgili dostlar. Yeni serimiz Universe gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.